Herkese merhaba. Akşehir, Konya Akşehir Nasreddin Hoca'nın türbesine geldik ziyarete. Seyahatimiz dönüşü bir haftadır biliyorsunuz ki Karadeniz tarafındaydık. Dönüşte de Akşehir Nasreddin Hoca'yı uğrayalım istedik. Burada çok güzel yapmış Akşehir Belediyesi. Buraları, Nasreddin Hoca anıtları var. Kendi hikayeleri ve güzel söylemlerinden oluşan böyle heykeller var. Burada heykellerin altında da yazıları var. Telefonumun hafızası çok fazla olmadığı için şu anda kısa kısa böyle geçişler yapacağım. Daha sonra da türbeye doğru ilerleyeceğiz. Burada düşünen hindi var. Altında da küçük bir papağanın 15 altında satıldığı gören Nasreddin Hoca vesaire. Nasreddin Hoca hikayelerini bilmeyenler yok zaten. Düşünen hindi. Yine burada Nasreddin Hoca turşuyu sen mi satacaksın ben mi hikayesini heykeli var. Turşuyu kim satacak hikayesi. Parayı veren düdüğü çalar hikayesi. Şöyle güneş de tam karşıda olduğu için tam net görünmüyor. Görüntüden dolayı şöyle biraz daha gölgeye gidersem daha rahat görünecek. Evet, düdüğü neydi? Parayı veren düdüğü çalar. Nasreddin Hoca'nın ders niteliğinde hikayeleri hem güldürüp hem eğlendirip hem de bizleri ve bütün dünyayı öğreten hikayelerini bilmeyenler yoktur. Yine burada bir tane daha heykeli var. Onun da hikayesi. El alemin ağzı torba değil ki büzesin hikayesi olan bir heykeli. El alemin ağzı torba değil. Ağzına herkes konuşur. Ağzı olan konuşur hikayesi. Bunun hikayesi nedir? Çocuğun kulağını çekiyor Nasreddin Hoca. Fakat altında hikayesi yazmıyor. Bilenler bilir tabii ki. Bir de burada tarifesi bende heykeli var. Elinde bir tane kağıt tutmuş hocam. Nasreddin Hocam. Tarifesi bende. Altında da tabii ki hikayesi var. Burada keramet kavukta. Biraz ileri doğru gittiğimizde burada ise kazan doğurdu. Yani Nasreddin Hoca'nın fıkralarının her birinden heykeller yapmışlar. Çok da güzeli, başarılı olmuş. Çok güzel olmuş. Burada çocuklar, dışarıdan gelen misafirler hatıra fotoğrafları çektiriyorlar. Ve Nasreddin Hoca'nın göle çaldığı yoğurt ya tutarsa diyerek buradan türbeye geçiyoruz. Nasreddin Hoca'nın türbesi Akşehir Mezarlığı'nın içinde yer alıyor. Burada büyüdüğü için, burada ölümü, burada da öldüğü için mezarlığın içinde küçük bir tane türbe anıt olarak yapmışlar. Gelenler ziyaret ediyorlar. Burası bir mezarlık. Burada tabii ki ölmüşlerin ruhuna Fatiha'mızı okuyacağız. Türbemizi de ziyaret edecek çıkışını yapacağız. Ölümüyle ilgili birçok söylenti var. Hatta ölümünün değil, öldüğü yılla ilgili, öldürüldüğü yılla ilgili değişik rivayetler var. Bir tanesi mesela 1261 yılında Nasreddin Hoca ahilerin başındayken Moğol yanlısı Selçuklu yönetimine karşı isyan başlatır ve o isyandan sonra Selçuklular da Mevlana'nın müridi olan Cacıoğlu Nureddin'i öldürmesi için görevlendirirler. Yani Nasreddin Hoca bu söylemlerden yola çıkarak Mevlana'nın müridi tarafından öldürülmüş olarak biliniyor. Mevlana'dan izin alarak ölüm fermanını imzalıyorlar Nasreddin Hoca'nın. Allah rahmet eylesin. Bu şekilde türbeye doğru yaklaştığımızda burada tabi ziyaretçiler çok fazla değil. Gelen gidenler tabii ki oluyor. Tam da mezarlığın ortasında bir türbe bu. Çok güzel bakılıyor. Bakımı yapılmış. Yan tarafta bu şekilde oturacak yerler var, istirahat edecek yerler var. Nasreddin Hoca'nın türbesiyle ilgili
Burada bir yazı var. 13. yüzyıl. Akşehir 13. yüzyıl tarihi. Hem yaşadığı hem ölüm tarihi aynı yüzyılda gerçekleşiyor. Burada uzunca bir yazı var. Onu okumayayım. Şimdi zaman kaybetmeyelim. Hem de sizin değerli vaktinizi almayayım. Şöyle etrafı, çevreyi bir göstereyim. Çok güzel bir yer. Konya tarafına, Akşehir tarafına geldiğinizde mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Hem buradaki ölmüşlerin ruhuna Fatiha okumuş oluyoruz. Hem Nasrettin Hoca'yı ziyaret etmiş oluyoruz. Bizim de yolumuzun üstündeydi. Giderken dünyanın merkezi Nasrettin Hoca'nın kendi tabiriyle burası dünyanın ortası diye bir söylemi var. Demir örgülerle çevrili içeri girilmemesi için tam da burada hem mezarı hem de türbe olarak çevrilmiş. Çok güzel de yapılmış. Bakımı da çok güzel yapılıyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bunlar tabii önemli şeyler. Dünyada biliniyor Nasrettin Hoca fıkraları. Bizleri hem güldürüp hem eğlendirip hem de böyle ince ince kıssadan hisse gibi öğütler veren, dersler veren hikayeleri var. Nasrettin Hoca'yı seviyoruz. Çocuklar da seviyor Nasrettin Hoca'yı. Şöyle mezarlık dolu dolu zaten. Ölmüşlere Allah rahmet eylesin. Burada yatan herkes nur içinde, huzur içinde yatsın. Ruhlarına Fatiha okuyoruz. Ve dönüş yoluna geçiyoruz. Bize eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla, sevgiyle Akşehir'den herkese selamlar canlar. Hoşça kalın.